İçeride hummalı çalışmalar başlamış. Ne çalışmasıymış o? Gelinlik. Gelinlik çalışmaları. Zeynep Hanım'ın kaprisleri de başlamış, haberin olsun. Acaba sen... Seni bir kıskanıyor musun Ahu? Ben. Zeynep'i kıskanıyorum. Evet. Niye kıskanayım? Bilmem. Bilemem. Nereden bileyim? Ben de sana sordum. O seni tanıyor mu mesela? Gerçek yüzünü biliyor mu? Neymiş benim gerçek yüzüm? Sen ne yapacağı kestirilemeyen çok tehlikeli bir adamsın. Kabul et. Eğer senin yaptıklarını bilse, karanlık tarafını bilse, gerçekten seni sevmeye, istemeye devam eder mi? Hı? Asla. Ben senin gerçekten kim olduğunu biliyorum. Her şeye rağmen seni seviyorum, seni istiyorum. Senin için savaşıyorum. Senin kadının benim. O değil. O annenin yeni süs bebeği. O kadar. Masalların son hali bu mu? Hayır. Şu Nalan Hanım, biliyorum vazodaki çiçekler yanlış. Doğru halini bize hemen atacaklar. Ayrıca istediğiniz şu detayları da hallettim. Şimdilik her şey tamam gibi. Bravo. Acını saklamakta çok başarılısın. Acım mı? Yani aksine ben yaptığım işten çok keyif alıyorum Nalan Hanım. Öyle mi? Hiç sanmam. Ama tabii doğru söylüyor olabilirsin. Şimdi ben metres olmak nasıl bir şey bilmediğim için senin nasıl hissettiğini anlamayabilirim. İsterseniz ben size anlatabilirim. Düğünden hemen sonra, siz beni kovmadan hemen önce. Müsaitseniz. Kısmet. Kısmet. İnşallah senin de karşına seninle evlenmek isteyen biri çıkar. Çıktı zaten. Çok mutluyum. Sadece birazcık sabretmem lazım. Azıcık. Çok az. İşte tam bu. Sizi ikinci kadın yapan şey, hayalperestliğiniz, delicesine ümidiniz. Bir erkek seni seçmek isteseydi, ne yapar yapar seçerdi. Ama seçmedi. Sen Onur için sadece basit bir metressin. İsterseniz bir daha ona soralım. Ben bir daha ona sorup cevabı net bir şekilde duymanızı sağlarım. Merak etmeyin. Her zaman sizinle çalışmak çok büyük zevk. Kayınvalidemin çok sevdiğim bir lafı var. Nedir? Herkes ne yaparsa kendine yapar der. Aynı senin gibi. Sen de kendi sonunu hazırladın. Hayatım. Gelinim bu eve gelecek. Sen de bizim için çok eski bir anı olacaksın. Şimdi gidebilirsin. Teşekkürler. Kadın resmen gözümün içine baka baka sonun geldi dedi. Ne diyeyim bilmiyorum, ne diyeyim? Ne diyeyim? Kendin ettin, kendin buldun bu diyeyim. Öf Kenan. Öf Rahu ya. Durup dururken Onur'la sevgili olmaya kalkıyorsun. Hayır anlamıyorum ya, nereden geliyor bu özgüven? Ya bırak yahu. Koskoca Onur Beyoğlu. Ne yapacak, sen de evlenecek mi sandın? Olacağı buydu işte, ne olacak? Ya tam planı yaptım. Sistemi kurdum, paraları iç edeceğiz. Geldin planın içine... Sonuçlarına da katlanacaksın. Hop hop hop, bir saniye bir saniye.
Ben mi katlanacağım? Evet. Sen benim ne demek istediğimi anlamadın galiba. Nalan diyorum ipimi çekecekmiş. Benim ipim çekilirse ne olur biliyor musun? Senin de ipin çekilir. O kurduğun bütün paravan şirketler, döndürdüğün dolaplar, cukkaladığın paralar hepsi meydana çıkar ben olmazsam. Unutma, ben düşersem seni de sürüklerim. Tamam ya. Ya. Hemen celallenme, sakin ol. Bulacağız bir çaresini. Merak etme, ben buldum bile. Hayırdır, neymiş o? Bütün sorunlarımızı kökünden çözecek muhteşem bir planım var.